Ve Florya'nın kalbinden bir transfer daha gerçekleşti. Galatasaraylı muhabirlerin bitti, anlaşma sağlandı dediği isim. Okan Buruk'un ikna etmek için uğraştığı, patron Mourinho'nun ise bir mesajla getirdiği isim Fenerbahçe'de. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Fabrizio Romano sonunda beklenen haberi girdi. Fenerbahçe, Filip Kostić transferi için Juventus'la anlaşma sağladı. Kostić'in Fenerbahçe'ye transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşecek. İlk olarak Sportif Direktör Mario Branco, Juventus'la anlaştıktan hemen sonra kişisel şartlar için Kostić tarafıyla masaya oturdu. Sonra lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Bu görüşmelerden de Fenerbahçe ve Kostić tarafı arasında anlaşma çıktı. Kanarya tüm bu gelişmelerin ardından Kostić için seyahat planı da yaptı. Kostić'i taşıyan özel jet bu akşam saat 21.30 sularında İstanbul'a ineceği öğrenildi. Patron Jose Mourinho yetenekli sol ayak Kostić transferinde bayağı etkili oldu. Öyle ki Portekizli teknik adamın 31 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşme Kostić'in Fenerbahçe tercihinde önemli rol oynadı. Galatasaraylıların ise elinden kaçırdığı ve sonrasında kötülemek için kronik sakatı Fenerbahçe aldığı paylaşımları üzerine Yağız Sabuncuoğlu ise Filip Kostić'in sağlık durumu iyi, raporlar incelendi. Temiz, eski sakatlığına dair kronikleşen bir durum söz konusu değil bilgisiyle herkesin yüreğine su serpti. Ne güzel Kostić bir güzel ezeli rakibin elinden alınmışken sarı lacivertlilere sakatlığı bulunan Bright Osay Samuel'den kötü haber geldi. Yine Yağız Sabuncuoğlu, Nijeryalı futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak paylaşımını yaparak oyuncunun ihtiyaç duyulan maçlarda olmayacağı paylaşımını yaptı. Buna göre Osay Samuel'in sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa, Galatasaray, Union Saint-Julien karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.